Bu arada insanlar bu şartlarla, ekonomik şartlarla mücadele ediyor. DİSK'ten de bir asgari ücret eylemi vardı. Asgari ücret 5200. Bize kara kışı yaşatmaya çalışanlara karşı artık yeter. Geçinmek istiyoruz diyoruz. Artık yani ocaklar söndü. Yani kazan kaynamıyor. Bıçağın kemiğe dayandığı bir noktadayız. İşçi için söz bitti. Gözler asgari ücretin ne kadar olacağına çevrildi. DİSK Türkiye genelinde eylemlerle geçinemiyoruz dedi. Asgari ücret masasında yer alacak olan Türk ise talebimiz belli ama rakam söylemiyoruz dedi. Özellikle rakam söylememek gayri hesabı diyor. Söylüyor mu? Söylüyorum. Kime söylüyorum? Maliye Bakanı biliyor, Sayın Bakanım biliyor, Cumhurbaşkanı biliyor ne söylediğimi. Allah da biliyor, bunun da bilmesi gerektiği zaman da söylerim. Burada emekçiler sahipsiz değildir. Devlet sosyal devlettir ve buna sahip çıkmaktadır. Kanaatini yerleştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Görüşmeler 1 Aralık'ta başlıyor. Bu yıl asgari ücret pazarlığı her seneden önemli. Çünkü daha önce asgari ücret hiç bu kadar erimemişti. Sene başında 383 dolara denk geliyordu. Alım gücü 228 dolara geriledi. En ucuz iş gücü olarak bilinen Çin'in bile daha gerisine düşüldü. Alım gücü azalan geniş kitlelerin bu enflasyon baskısı altında ezilmemesi lazım. Hakkaniyetli, geçen seneyle kıyasladığımız zaman alım gücünü asgari ücretlinin geçen seneden aşağıya götürmeyecek bir rakamın hesaplanması. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un işaret ettiği enflasyon %19,89. Alım gücündeki düşüşün en net göstergesi ise dolar kuru. Sene başından bu yana dolar %67 değer kazandı. Asgari ücret zammı neye göre belirlenecek? İşçiler merak ediyor. Bir tenike ayağı olmuş 110 lira, bir çuvalı olmuş 260 lira. Yani nasıl geçireceksin ki? Oradan kısıyorsun. Yemekten kesiyoruz, içmekten kesiyoruz. Üstümüze başımıza zaten hiçbir şey alamıyoruz. Çok aşırı bir zor durumdayız, yani ne yapacağımızı şaşırdık. DİSK üyeleri İstanbul Kadıköy'de İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Geçinemiyoruz diyen işçiler Türkiye'nin pek çok ilinde seslerini duyurmaya çalışıyor. Enflasyon karşısında, dolar kuru karşısında, altın fiyatları karşısındaki kaybı mutlaka giderilmeli ve insanca yaşayacak bir asgari ücret belirlenmelidir. Şu ana kadar talebini en net dile getiren DİSK, zam düğümünün ise aralığın ortalarına doğru çözülmesi bekleniyor. En az net 5200 lira olması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Fakir tamamen dibe girdi. Markete gidemiyoruz. Evimize et alma şansımız bir kere sıfır. Maalesef ek işini yapıyorum, yine geçinemiyorum. Seyyar işi yapıyorum. İki tane çocuk okuyor. Asgari şu anda 5 de olsa yine kurtaramaz bu ay şartlarında.